İnan bunun haline göre abi, gel. Abi elektrik aksamının bütün kapları sökmüşler, parçalamışlar sobalarımızı, kombileri. Mutfak dolaplarımız zararına kadar kırmışlar abi, banyo dolaplarımıza kadar. Bizim bu zararımız ne olacak abi, ne yapacağız biz, mağduruz, durumumuz var. Kulübe çevirmişler bir de. Şu arkanda şarkı. Buradan da çıktım abi. Abi benim kapı. Çelik kapımın haline bakar mısın abi? Farklıyız. Bak kapımızın halini görüyorsun. Bütün katların kapısı bu şekilde paramparça. Arkadaşlar burada yatmışlar, kalkmışlar. Kendine perde de takmışlar öyle. Yeşil bir perde olmuşlar. Kibrileri çaldılar. Görüyorsun, evi mesken tutmuşlar kendilerine. Kendimiz oturamadığımız ev kimlere kaldı abi? Yazılar olsun ya. Bu insanlar nasıl görmemiş ya? Abi soğan... Abi doğal olarak sobamızı da tutmuşlar. Buğdayla'da abi Yılmaz abimizin de kombisini, komple abi evini mahvetmişler onun da aynı şekilde abi. Arkadaşlar galiba daha önce tesisatçıydı abi. Tertemiz işçilik yapmışlar. Adamlar iyi işçilik yapmışlar ama ha. Temiz. Bak içeri abi. Gir hadi ama. PSMS de var abi. PSMS, biçer. Her şey var. Abi tam. Korunay güzel. Kendine de. Baksana. DV falan her şey var abi. Allah Allah. Yaktıramız ya. Evet abi, anahtarla levyelerle kapıyı açmaya çalışmışlar. Son anda fark edildiğini gördükleri gibi kaçtılar abi. Burayı açamadan kaçtılar. Emin abi bundan bir sene önce abi belediyeden zabıta arkadaşlar geldi abi. Binanın 99 deprem öncesi abi hasarlı olduğunu söylediler. Ondan sonra abi zabıta ekipleri binamızı boşaltmamızı istediler. Sebep dedik, şudur budur derken abi biz performans analizi yaptırdık abi. Performans analizi yaptırınca abi gelen giden olmadı abi. Performans analizde herhangi bir öyle çok kötü de çıkmadı, çok iyi de çıkmadı, eski bina zaten. Seçim gününe kadar abi sıkıntı yoktu. Seçimden bir gün sonra geldiler abi. Elektriğimizi, doğalgazımızı kestiler abi.
Kestikten sonra da binayı mecbur içine kiracılar oturuyordu. Daire sahipleri oturuyordu abi. Boşaltmak zorunda kaldılar. Boşalttıktan sonra abi zaten şu zaman süreci 2-3 ay oldu abi. 2-3 ay sonrasının sonucu belli abi. Binayı tamamen çevirmişler. Biz ne yapacağız bilmiyoruz. Satsak satılmıyor. 6 kişiyiz. Birisi satmayacağım diyor, birisi satacağım diyor. Diyorum yaptıralım diyorum, birisi param var diyor, birisi param yok diyor abi. Kendi aramızda uçmazlık var yani. Anlaşamıyoruz kendi aramızda. Devletten de TOKİ'ye başvurduk abi. Altı kişiyiz, altı kişi de başvuru yaptı abi. Bu başvurumuzun sonucunda abi bir şey bekliyoruz ama gelene kadar binayı galiba buradan götürecekler abi. Bugün abi ben buradan motorumla geçiyordum abi. Kapının açık olduğunu gördüm. Kapı açık olunca da koştum, hemen geldim zaten abi. Baktım içeride abi 3-4 kişi var abi. Fark ettim zaten. Tabii hemen buraya kapının önüne durdum abi. Kapının önüne durunca da geldiler bana, dediler işte sen ne yapıyorsun, dedim bina sahibiyim falan filan. Ondan sonra abi bana şey yaptı, git buradan gibisinden şey yaptı abi bir tanesi. Ondan sonra kaçtılar başlara doğru. Talan etmişler resmen. Binayı talan etmişler abi. Ne aldıklarını da söyle. Abi kombi, petek, sobaları, elektrik kabloları, şarteller, A'dan Z'ye binayla alakalı bütün para edecek çeşme, musluk, şohben, her şeyi tertemiz yapmışlar abi. Güzel işçilik yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten başarılı bir arkadaşlarmış. Kapıları kırmışlar. Kapıları paramparça etmişler, kırmışlar abi. Yani sağlam bir şey bırakmamışlar abi. Evi resmen abi talan etmişler, duman etmişler abi. Aynı zamanda sanırım burada vakit de geçirmiş. Tabii abi tabii, yatıyorlarmış yukarıda görüyorsun. Oraya yere yatak sermişler. Orada kova yapmışlar, bir şeyler içmişler. Burayı kendilerine mesken yapmışlar. Bedavaya oturuyorlarmış abi. Kira da vermiyorlar. Kentsel dönüşüme girecek diye, depremden zarar gördü diye o şekilde yıkılacak şeyle, umuduyla biz burayı boşalttık. Devletten de destek bekledik. Bu şekilde bize boşaltmasını istedi. Biz de boşalttık. Kiracıysa, kiracısı varsa çıkarttık. Ev sahipleri varsa evimizi boşalttık. Devletten de destek bekliyorduk. Bu arada hırsızlar evimize girmiş, kombimizi, peteğimizi, kablolarımızı, kapılarımızı, her şeylerimize zarar vermiş. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını bunlar her şekilde almış götürmüş. Burayı resmen talan etmişler. Burayı talan etmişler. Kombimizi, peteklerimizi, içinde eşyalarımız vardı, eşyalarımızı almışlar. Abuk subuk işleri yapmışlar burada. Esrar gibi herhangi bir şeyler, böyle şeyler yapmışlar. Kova yapmışlar. Aşağıda kovalarda görebilirsiniz. Evet. Yani aynı zamanda hem binayı talan etmişler hem burada kalmışlar. Hem olarak. Burayı bir şekilde mesken olup burada yaşamışlar. Yani devletimizden de yardım bekliyoruz.